Merhaba çocuklar. Anneannemin bana anlattığı bir masalı sizinle paylaşmak istedim. Anneannem şöyle dedi bana, cesaret, korktuğun şeylere rağmen güçlü durmaktır. Bazen korkmak doğaldır, hepimiz korkabiliriz. Ama cesur olduğunda, korkularını yavaş yavaş yenebilirsin. Tıpkı karanlıkta bir ışık açtığında, korkuların nasıl kayboluyorsa, cesur olduğunda da aynı şekilde korkuların gider. Merak etme, her zaman cesur olabilirsin. Haydi şimdi o masal. Bir zamanlar, ormanın derinliklerinde minik bir aslan yaşardı. Minik aslan, diğer aslan yavrularından biraz daha küçüktü ve bu yüzden birçok şeyden korkardı. Bir yaprak yere düşse bile hemen ürker, rüzgar esince titrerdi. Ama minik aslanın en büyük korkusu, karanlık mağaraydı. Ormanın ilerisinde, kocaman ve karanlık bir mağara vardı. Her gün oradan geçerken, minik aslan mağaranın içine bakmaya bile cesaret edemezdi. Kafasını hızla çevirir ve oradan uzaklaşırdı. Annesi ve babası ona cesaret vermeye çalışırdı. "Sen çok güçlü bir aslan olacaksın," derdi babası. "Sadece biraz cesur olman gerek." Bir gün ormanda büyük bir yarış yapılacağı duyuruldu. Yarış, diğer hayvanlar için eğlenceli bir parkur şeklindeydi. Yarışın sonuna ulaşmak için her hayvanın mağaranın yanından geçmesi gerekiyordu. Tüm hayvanlar heyecanla yarışa katılmak için hazırlandılar. Minik aslan da katılmak istiyordu ama karanlık mağara onu çok korkutuyordu. Yarış günü geldiğinde arkadaşları Zıp Zıp Tavşan, Küçük Kaplumbağa ve Koko Maymun hep birlikte yarışa başladılar. Minik aslan da kendini toparlayıp onlarla birlikte koşmaya başladı. Yol boyunca herkes çok eğlendi. Ama mağaraya yaklaştıkça minik aslanın kalbi hızla atmaya başladı. Ayakları titremeye başladı, durdu ve mağaraya bakarak düşündü. Ya içinden bir şey çıkarsa? Ya çok korkarsam? Tam o sırada Zıp Zıp Tavşan yanına geldi ve "Korkmana gerek yok, hepimiz buradayız," dedi. Küçük Kaplumbağa, "Yavaş yavaş da olsa devam edebilirsin," diye ekledi. Koko Maymun da, "Cesur olmak, hiç korkmamak değil, korksan bile denemektir," dedi. Minik aslan derin bir nefes aldı ve arkadaşlarının desteğiyle yavaşça mağaranın önünden geçti. Başta biraz ürperdi ama bir baktı ki mağaranın içinden hiçbir şey çıkmadı. Aslında mağara o kadar da korkutucu değilmiş. Minik aslan gülümsedi ve hızla yarışa devam etti. Yarışın sonunda, minik aslan mağarayı geçtiği için kendisiyle çok gurur duyuyordu. Annesi ve babası da ona sarılarak, "Gerçek cesaret, korkularınla yüzleşmektir," dediler. O günden sonra minik aslan, her seferinde biraz daha cesur oldu. Korkuları onu durdurmadı, çünkü biliyordu ki cesaret, korkularının üzerine gitmekti. Ve o artık cesur bir aslan olmuştu.